açıklamalar. Şimdi hem garantör devlet olacağım diyorsunuz. Böyle bir arabuluculuk sisteminiz var. Hem ateşkes yapalım diyorsunuz. Ateşkesin sonrasında garantör yöntemini, Türkiye olarak garantör yöntemini ortaya atıyorsunuz. İşte İsrail'in garantörleri olsun, Filistin'in de garantörleri olsun diyorsunuz ve buradan sonra da diyorsunuz ki Hamas terör örgütü değildir. Yani hem ilk başlarda politika, evet, tarafsız bir politika gidiyordu Türkiye, ama dün yaptığı açıklamayla Erdoğan tarafsızlığını artık tamamen yitirdi. Şimdi burada Erdoğan dün kürsüye çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Herkes tabii ki bir Can Atalay konusunda ne diyeceğini çok bekliyordu. İkincisi de o da merakla bekleniyordu. Özellikle Devlet Bahçeli'nin İsrail'e 24 saat süresini, İsrail yönetimine 24 saat süre vermesi, ardından gerekirse her şeyi yaparız ateşkes sağlanmazsa dediği cümleden sonra acaba kendisi ne diyecekti? Herkes bunu merak ediyordu. Hadi savaşa mı diyecekti, yoksa incirliği küreciği kapatıyorum mu diyecekti, yaptırım paketimi açıklayacaktı, yoksa esip gürleyecek miydi? Bunların hepsi dün cevabını buldu. Bu saatlerde şeye geçti, kameraların karşısındaydı. Hamas'la önce Netanyahu ve İsrail'le ilgili şu cümleyi kurdu. İsrail örgüt gibi davranıyor dedi. İsrail örgüt gibi davranıyor. Bakın, benim yayınlarımı izliyorsunuz. Ben sade bir yurttaşım ve yani basit de bir gazeteciyim. Habere yorum yapmasını seven bir gazeteciyim ve habere yorum yapmasını Türkiye'ye uyarlayan gazetecilerden biriyim. Yani son 15-20 yıl içerisinde habere yorum yapan gazeteci, yani köşe yazısının televizyon şeklini düşünün. Onu, evet, televizyona uyarlayan birkaç isim varsa onlardan bir tanesi de benim. Şimdi burada ben İsrail'i ne diye hep size yaftalıyorum veya nasıl anlatıyorum? İsrail demiyorum ben. Çünkü İsrail dediğimizde halkı da içine giriyor. Bu halkın içerisinde savaşı istemeyenler de var. İsrail yönetimi diyor. Despot, faşist İsrail yönetimi diyor. Yeri geldiğinde devlet terörü diyor. Devlet terörü diyor. Devlet terörü diyor. Bunu bilerek söylüyor. İsrail yönetimini devlet terörünü en iyi uygulayan ülkelerden biri olarak gördüğümü söylüyorum. Şimdi Erdoğan diyor ki örgüt gibi davranıyor. Hayır, şunu diyeceksin ya. İsrail terör örgütü gibi davranıyor. Bak, ben diyebiliyorum bunu. Ben diyebiliyorum bunu. Hem yurttaş olarak diyorum, hem yorum yapan bir gazeteci olarak diyorum. Siz diyebiliyor musunuz? Hayır. İsrail örgüt gibi davranıyor demek başka bir şey. Yani bu ne bileyim sivil toplum örgütü olarak da, sivil toplum teşkilatı olarak da aklınıza gelebilir bu örgüt. Masum bir örgüt. Örgüt. Sadece masumluk anlamı da katabilirsiniz. Ama İsrail terör örgütü gibi davranıyor derseniz o zaman cümle yerini bulur. Ama bunu diyemeyen bir Erdoğan var karşımızda. Neden? Çünkü yarını hesap ediyor. İşte ben öyle dememiştim de ben böyle demiştim. Bir de Erdoğan'ın dünkü cümlelerinden bir tanesi, net olmak zorundasınız. Bu konuda net değil. Kafası karışık Erdoğan. El sıktım ama dedi Netanyahu'yla bir ay önce. Gelin bana sorun. Öyle de enteresan bir cümlesi vardı. El sıkıştım ama o cümleyi de tam olarak toparlayamadım. Neden el sıkıştın o zaman? Onu anlayamadık zaten. Neden el sıkıştığını. Bundan sonra el sıkışacak mı, sıkışmayacak mı bilmiyoruz. İşte bak, bu fotoğraflar Türk evinde bir araya gelmişti bir ay önce. Ya bir ay önce ben size bir şey söyleyeyim. Netanyahu ve Biden zaten bu operasyonun temellerini atmışlardı. Belki çok daha önceden atılmıştı. Biz hiçbir şeyin farkında değildik. Dünya hiçbir şeyin farkında değildi. O anda Erdoğan da farkında değildi. El sıkıştım ama gelin neden el sıkıştım? Onu bir türlü anlayamadık. Bundan sonra el sıkışacak mısınız? Bundan sonra el sıkışma potansiyeliniz, ihtimaliniz var tabii ki. Her zaman var. Yani neticede Erdoğan'ın politikalarını biliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarını biliriz. O da yani bozuşur. Ondan sonra gerekirse el sıkışır. Kardeşim der. Önce ihanetle suçlar. İşte bir daha el sıkışmam der. Bir daha gitmem der. Ama elini de sıkar. Öpüşür de. Ne bileyim kardeşim de der. Sarılır da. Bunların çok örnekleri var. Bir daha saydırmayın bana. Lütfen rica ediyorum. Şey de onlardan bir tanesi. Netanyahu da onlardan bir tanesi. Sıkmasaydın kardeşim. Neden sıktın? Bilmiyor musun Netanyahu'nun geçmişini? İsrail yönetimlerinin geçmişini. Ta gitti 2009'lara, One Minute'lere falan gitti. Oradan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı eleştirdi. Çok güzel dedin yine. Ya Ahmet, ben çıkayım sen sun. Bak ne diyorum. Ahmet çok güzel bir şey söyledi burada. Yani 2009'a Sayın Cumhurbaşkanı gidebiliyor dedi. Ama dedi bir ay öncesine gidemiyor dedi. Evet, 2009'u hatırlatmasını biliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve şimdi maalesef bir ay öncesinin tam hesabını veremiyor bizde. Şimdi gelelim esas konuya, Hamas'la ilgili cümlelere gelelim. Çok bu cümleler ileride başımızı ağrıtacak bizim. Yani Erdoğan'ın başını ne kadar ağrıtır bilmiyorum ama ülke olarak bizim başımızı. Bundan sonra bu iktidara geleceklerin başını çok ağrıtacak bir cümle. Hamas terör örgütü değildir dedi Erdoğan. Ve Hamas'ın terörden uzak bir örgüt olduğunu söylüyor. Resmi ideoloji bunu diyor. Şimdi resmi ideolojiye baktığınızda Erdoğan Hamas terör örgütü değil dedi ya. Onun yandaşı olan siyasetçiler, onun yandaşı olan paydaşlar, yandaşı olan gazetelerde Hamas güzellemeleri yapıyor. Hamas terör örgütüdür bana diyor. Resmi ideoloji Erdoğan ne dediği umurumda bile değil. Hamas bir cihatçı. Hamas bir terör örgütüdür. Çocukları öldüren, sivilleri kaçıran, herkes terör, kadınları, erkekleri, masumları öldüren herkes terör örgütüdür benim gözümde. Terör örgütü değilse Hamas militanları neden yüzünü kapatıyor ya? Ha? Terör örgütü değilse. Yani terör örgütü değildir. Hepsini yüzünü bir şekilde kapatıyor. Ya çocuk öldürmüş, kafa kesmiş, kadın öldürmüş, masum öldürmüş. Bu diyor benim için terör örgütü değildir. Veya öldürmüş yani. Ahmet, yani cihatçı bir örgütten bahsediyoruz. Hizbullah'ın tabii canım, Hizbullah'ın Hamas'tan, Hamas'ın Hizbullah'tan ne farkı var? Benim için ikisi de terör örgütü. Nasıl kurulduklarına bakıyorum. Nasıl yapılandıklarına bakıyorum ve ben onları terör örgütü olarak görüyorum. Nasıl İsrail devlet terörünü bir terör örgütü gibi masumlara uyguluyorsa, Mescid-i Aksa'nın içerisine kutsal mekanları bombalıyorsa, kutsal mekanların içerisine postallarıyla rezil bir şekilde giriyorsa, silahlarıyla giriyorsa, o da devlet terörünü bir terör örgütü gibi uygulayan ülkelerden biridir. Benim için budur ya. Benim için bu yani, bitti. Şimdiye kadar 1700'ün üzerinde çocuk öldürülmüş veya belki sayı 2000'e yaklaştı. Dün bir haber getirdik ya. Anasını babasını kaybetmiş çocuk. Almış çantasını, kardeşi de beşiğinde meçhule doğru gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz çocuğuna. O çocuk ne olacak gelecekte? O çocuk hayatta olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz. Şimdi gelelim Hizbullah ve Hamas, işte radikal, İslami devlet isteyen, ne bileyim, acımasız, cihatçı bir örgütten bahsediyoruz. Hizbullah Şii, bunlar Sünni. Hizbullah'ı neden destekliyor diyecek olursanız, özür dilerim, Hamas'ı neden destekliyor diyecek olursanız, bakın Erdoğan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin, yani Mahmut Abbas'ın başında olduğu, Yasar Arafat'ın kurduğu Filistin Ulusal Kurtuluş Örgütü'nü filan destekliyorum demiyor. Tamam mı? Tanıyor onları, ayrı mesele. Ama neden desteklemiyor biliyor musun? Çünkü sosyal demokrat yapıda bir yapılanmadır. Şu anda Ramallah'ta merkezi bulunan, merkezinde devlet başkanı olarak Mahmut Abbas'ın olduğu Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi, geçmişte rahmetli Yasser Arafat'ın kurmuş olduğu bu hareket sosyal demokrat yapıda bir harekettir ve sosyalist internasyonele üye bir yapıdır bu. El Fetih'ten bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi bir de başka gruplar da var. Bak onlara destek çıkmıyor. Onlar da zaten, yani bakacak olursanız, aslında paramiliter yapılardan oluşuyor. İşte onlardan bir tanesi Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi. Bunlar da Marksist çizgide. Ortada duran, sol olarak görebileceğimiz, ortanın solu olarak görebileceğimiz bu Mahmut Abbas'ın başında olduğu El Fetih. Şimdi geldik. Cihatçı gruplar da var. İslami cihat, efendime söyleyeyim Hamas. Bunlar cihatçı grup. Radikal dinci gruplardan bahsediyoruz. Radikal dinci gruplar, dinci oluşumlardan bahsediyoruz. Bunlar İslami devlet kurmak istiyorlar. İsrail'e karşı da mücadele içindeler. Şimdi Hamas'ı desteklemesinin sebebi şu. Hamas Sünni bir örgüt. Sünni radikal bir örgütten bahsediyor. Radikal bir terör örgütünden bahsediyor. Ve Hamas'ın aslında nüvesini oluşturan Mısır'daki Müslüman Kardeşler, İhvan hareketi. Yani İhvan'ı Erdoğan, biliyorsunuz, Rabia işareti de özetlemişti. İhvan'ı, Müslüman Kardeşleri Türkiye'de de ağırlamıştı. Orada darbe olduğu zaman Mursi'ye destek vermişti ve Müslüman Kardeşlere sempatiyle bakar. Erdoğan. Hamas'ta Mısır'da ortaya çıkmış bu Müslüman Kardeşler akımının Filistin'deki kolu ve 1986-87 yıllarında birinci intifadanın sonrasında kuruluyor. Kurulduktan sonra da yönü İhvan yönü. Yani Müslüman kardeşlerle aynı bakış açısı. Hamas'ı desteklemesinin sebebi bir Sünni bir örgüt olması, bir de tabii ki Müslüman kardeşler uzantısı olması. Çünkü Müslüman kardeşlere yakın bakan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ama bakın, terör örgütü değildir dedi ya Erdoğan. İsmail Haniye Hamas'ın önemli isimlerinden biridir ki Halit Meşal, İsmail Haniye, bir de Şinvar diye birisi vardır. Bu Şinvar Gazze'de olduğunu biliyoruz. Halit Meşal siyasi lider. Katar'da olduğunu biliyoruz. İsmail Haniye de siyasi liderlerden biri, 3 liderden biri. O da İstanbul'da. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan bay bay dediler ona. Ve iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İsmail Haniye'nin Türkiye'den gitmesini istemiş. Çok değil, 2 gün öncesinin haberi. İsmail Haniye'ye de kibarca lütfen demişler, ülkeden gidiniz. Yani sınır dışı etmenin bir başka yolu. Ya Hamas terör örgütü değilse, Hamas terör örgütü değil diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Peki neden Hamas'ın 3 siyasi liderinden biri olan İsmail Haniye'yi, İstanbul'da yaşayan İsmail Haniye'yi neden Türkiye'den gönderdiniz? Yani kibarca gönderiliş diyoruz biz buna da, diyorlar daha doğrusu bir kesim. Yani bu Amerika'nın isteğiyle mi gerçekleşti? Terör örgütü değilse bu adam da terörist değil zaten. İsmail Haniye dediğimiz kişi. Halit Meşal dediğimiz kişi de ara ara zaten gelip Türkiye'de konferanslar veren bir kişi. Bu savaştan önce. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi Hamas'la şu bilgiyi de vereyim. Hamas'la ilgili şu bilgiyi de bir kez daha vereyim. Aklınızda bulunsun. Bunlar açık kaynaklarda var. Dedik ya 86-87'de kurulmuş. 7 kurucusu varmış bunun ilk başta. Sünni bu grubun. 1993'te ilk saldırısını, intihar saldırısını gerçekleştiriyor Hamas militanları. İlk lider de kim biliyor musunuz? Ruhani lideri. Belki hatırlarsınız. Sakallı, kaşlı bir insan vardı. Ahmet Yasin. Böyle belki Ahmet fotoğrafını bulursa ekrana getirebilir. Ruhani lider o. Daha sonra da tekrar bu ismi hatırlayacaksınız. El Rantisi vardı. Abdülaziz El Rantisi vardı. O da bu Hamas'ın önemli liderlerindendi. İşte bu iki isim de, biri 2003'te 2004'te, diğeri de 2004 yılında İsrail'in operasyonlarıyla Gazze'de öldürüldüler. Gelelim manşete bir kez daha. Bu manşetin cevabını verecek olursak, Erdoğan Hamas'a niye destek çıktı? Çünkü tehlikeli bir oyun. O tehlikeli oyunu da birazdan 2 cümleyle özetleyeceğim size. Niye destek çıktı? Bir, Sünni bir örgüt olması. Bak, Hizbullah destek çıkar mı? Hizbullah destek çıkmaz. Lübnan'daki Hizbullah. Çünkü onun arkasında İran var. Şii milislerin kurduğu daha düzenli bir ordudan bahsediyoruz. Yani paramiliter yapı ama daha düzenli bir yapıdan bahsediyoruz. O grubun arkasında İran var. Şii grup. Ama Hamas'ı destekler. Yani Hamas'la Hizbullah kavga etse, çatışsa bizimkiler Hamas'ı destekler. Yani o şekilde anlatayım size. Ve neden destek çıktığının ikinci nedeni de şu sebebi. Müslüman kardeşlerin uzantısı olduğundan dolayı. Ona bir vefa borcunun olduğunu düşünüyor Erdoğan ve terör örgütü görmüyor. Ama İsmail Haniye'yi de ülkeden gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri istediği için. Şimdi Erdoğan neden tehlikeli oyun oynuyor biliyor musunuz? Onu da anlatayım ben size. Şu yüzden. Dün bu açıklamayı yaptı ya. Mickey Zahor diye bir adam var. Kültür Bakanı İsrail'de. Erdoğan terörü destekliyor nokta dedi. İsrail Dışişleri yorumunu reddediyoruz dedi. Tamam mı? Ardından da ne veriyorsun Ahmet? Ahmet Yasin'i, işte bu kişi, evet doğru, Şeyh Ahmet Yasin bu kişidir. Felçli bir kişiydi bu kişi. Daha sonra da İsrail'in baskınıyla öldürüldü 2004 yılında. İtalya Başbakan Yardımcısı mide bulandırıcı diyor bu açıklama için. Bakalım başka ne açıklamalar gelecek? Mesela acaba şimdi Papa ile konuştu ya Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, artık böyle her cümlenin başına da Sayın Cumhurbaşkanı diye koymak da alışkanlık oldu. Bir de öyle dedik, bir de Sayın neden demedin diye dava açarlar falan, yok. Biraz espri yaptım tabii de. Şimdi Cumhurbaşkanı Papa'yla konuştu. Acaba Papa dedi mi? Hamas'a neden terör örgütü değildir dediniz diye bir cümlesi acaba var mıdır Papa'nın Erdoğan'a sunduğu? Bilmiyorum. Ama tehlikeli oyun. 2 gün sonra Avrupa'daki ülkeler, İsrail, hadi İsrail neyse de, ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri çıkıp arkadaşlar PKK da direniş grubudur. Terör örgütü diyoruz ya, PKK da bir direniş grubudur. Ve onlar terör örgütü değildir. Terör örgütü sıralamasından çıkartıyorum. Legalleştir dediği anda başımıza büyük bir bela almış oluyor. Veya PKK'yı demez, YPG için, PYD için der ki PYD ve silahlı kolu YPG için. Hayır. Onların PKK ile hiçbir alakası yok. Onlar terör örgütü değildir, direniş grubudur dediği anda legalleşmiş bir yapıdan. He? Diyorlar. YPG, PYD için diyorlar. YPG, PYD için diyorlar ama PKK için demiyorlar. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İçimizdeki o kurtları legalleştirebilecek kozu verdik onların eline. Zaman ne gösterecek? Bunları yaşayıp göreceğiz. Ve o zaman geldiğinde de bu sözün, Erdoğan'ın bu sözünün doğru olup olmadığı da ortaya çıkacak. Veya bu sözün nelere mal olduğu veya olumlu ya da olumsuz gelişmelerini de hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Yani olumlu gelişmesi nedir? Ben göremiyorum. Bir olumlu görüşmesinin veya bu cümlenin olumlu gelişmesi ne olur? Ben göremiyorum. Öngörüm buna yetmiyor. Ama olumsuz gelişmesine yönelik öngörüm, çünkü benden bir gazeteci olarak aynı zamanda yorum yapan bir insan olarak öngörüyü de geleceği de tahmin etmemi istiyorsunuz. Bu tahminden öteye geçmez tabii ki. Evet, benim gördüğüm önümüzdeki günlerde Türkiye'nin başına da çorap örecekleri yönünde. İşte tehlikeli oyun bu arkadaşlar. Ve o tehlikeli oyun Türkiye'nin başına çok bela açabilir bu söz. Bu Erdoğan bu sözü söyledikten sonra borsa, ekonomiye etkisi çok oldu. Borsa 2 kez sinyal kesti ve %7 düştü. %7 borsa düştü. Ardından 2 kez de devre kesici devreye girdi. Bugün tabii bunun yansımaları çok önemli ve o yansımalarla birlikte dünya ne diyecek? Bizimkiler susacak mı, devam mı edecek? Onu da göreceğiz. Bir bilgi daha vereyim size. İsrail ile Türkiye arasındaki ihracat, ithalat hacmi. Bunu az önce yayına girmeden önce gördüm. 8 milyar dolarmış. İsrail'e, o küçücük İsrail'le 9 milyon nüfusun yaşadığı İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolar. 8 milyar dolar. Bu şekilde ekonomik anlamda da olumsuzluğun yaşanacağı bir başka süreçten bahsediyoruz. Ve Erdoğan'ın bu sözünden sonra en net açıklama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre üyesi, Demokrat kongre üyesi, aynı zamanda bu kongre üyesine cumhuriyetçiler de destek verdi. Chris Pappas şöyle diyor, zannedersem Rum kökenli olabilir veya Yunan kökenli olabilir. Türkiye'yi bu işten sorumlu tutalım. Erdoğan Hamas'a terör örgütü değildir dedi ya, Türkiye'yi bu işten sorumlu tutalım. Türkiye'ye karşı derhal ve kaçamaksız hareket edilsin. Derhal ve kaçamaksız hareket edilsin. Bu da Amerika'dan gelen, senatörlerden gelen cevaptı. Şu an